Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde jQuery'ye kısaca giriş yapacağız. jQuery bir JavaScript kütüphanesidir demiştik. jQuery.com adresine girdiğimizde Write Less Do More sloganıyla, yani az yaz daha fazlasını yap gibi bir sloganla karşılaşıyoruz. Bu ilk dersimiz için basit bir HTML sayfa hazırladım. Bu sayfaya jQuery kütüphanemizi nasıl dahil edebileceğimize bir bakalım. Download sekmesine tıklıyorum. Burada Compressed, sıkıştırılmış veya Uncompressed, sıkıştırılmamış seçeneklerinden birini seçiyorum. Sayfayı farklı kaydedip bilgisayarıma indiriyorum. Hemen kodlarımızı yazmaya başlayalım. Küçüktür. Script type text JavaScript. src dosya ismi ve script tagımı kapatıyorum. Şunları da kapatalım. Sayfayı yenileyip kaynak kodlara baktığımda doğru biçimde sayfaya dahil olduğunu görüyorum. Hemen ilk komutumuz alert ile ekrana mesaj yazdırtalım. Merhaba jQuery. Evet, gördüğünüz gibi. Bu ilk dersimizde kısaca seçicilerden ve metotlardan bahsedeceğiz. jQuery'ye dolar işaretiyle başlıyoruz. Bu aynı zamanda jQuery'nin kısaltılmış halidir. Yani ikisi de aynı işlevdedir. Dolar, parantez aç kapa, çift tırnak aç. Buraya h2 elemanını seçiyorum. Bir metot uygulayacağım. CSS metodunu uyguluyorum. Bir özellik olarak color özelliğini virgül kırmızı yap diyorum. Bunu çalıştırdığımda çalışmadığını göreceksiniz. Neden? HTML sayfa yüklenirken yukarıdan aşağıya doğru hiyerarşik bir şekilde yorumlanıyor. İlk olarak HTML, daha sonra head, meta, title şeklinde yorumlanıyor. Ben bu komutu yazdığımda henüz sayfada h2 elemanı tanımlı olmadığı için bu kodlar çalışmıyor. Bunu çalıştırabilmek için h2'nin altına yazmam gerekiyor. Bakın bu şekilde. Hemen geri alalım ve bu sorunu nasıl çözeceğimize bakalım. Bunun için document ready function özelliğini kullanıyoruz. Yani sayfa hazır olduğunda komut çalıştır. Document ready function altında bu kodları çalıştır dediğimizde, evet, yine çalıştığını görüyorsunuz. Birden fazla HTML elemanımı seçmek için CSS'deki gibi virgülle ayırıyorum. H2'yi seç, P'yi seç, işte bulut isimli class'ı seç ve A tagını seç. Renklerini kırmızı yap. Birden fazla metot eklemek içinse yine buradan hide, yani gizleme metodunu ekleyelim. Bakın gizlendi. Şimdi bu document ready function'ı uzun uzun yazdık. Bunun kısa hali direkt function olarak kullanabiliriz. Function. Yine ikisi aynı işlevde. Buradaki kodları buraya kopyalayalım. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi renkleri değişti ve gizlendi. Hatta kaynak kodlardan görebilirsiniz. Hide'ı kaldıralım. Artık hani butona tıklandığında gizlesin. Evet, click özelliğine bir bakalım. Dolar seçiyorum yine. Neyi seçeceğim? Gizle isim, gizle class'lı butonumu seçeceğim. Buton gizle class'lı. Click olduğunda click function. Click olduğunda bir alert ile ekrana mesaj yazdırtalım. Gizle butonu tıklandı. Bakalım bir. Evet. Bu şekilde tıklandığını görüyoruz. Hemen yine seçme işlemlerini yapalım. H2 P'leri bulut klasını ve A tagımı gizle. Evet. Bu height metodu milisaniye cinsinden değer alır. 2000 milisaniye, yani 2 saniye aralığında gizle. Yani yavaş yavaş gizle. Evet, bu şekilde. Yine göster
butonuna tıklandığında göster butonuna tıklandığında click function buradaki seçilen elemanları hide değil de show yani göster. Aynı şekilde milisaniye cinsinden değer aldığı için yavaş yavaş gösterecek. Gizledi ve gösterdi. Sadece buton elemanları mı click özelliğini alır? Hayır. Bütün HTML elemanlarına click özelliğini atayabilirim. Seçelim mesela bulut isimli klasa tıklandığında click function tıklandığında buradaki elemanları yine gizlesin. Tabii kendisini gizlemesin artık. Show değil, hide. Yavaş yavaş gizlesin. Bakalım. Bulut isimli div class tıklıyorum. Gördüğünüz gibi yine gizledi. Peki bu hide yerine CSS ile gizleyelim. Hide yerine CSS metodu ekle. Display özelliğini none yap. Gizle'ye tıkladığımda yine gizlendiğini görüyorsunuz. Farklı bir CSS ekleyelim. Bunların arka plan renkleri yellow olsun, sarı olsun tıkladığımda. Evet, bu şekilde. Ek olarak anlatacaklarımın sonuna geldim. Ek olarak sayfayı indirmeden jQuery kütüphanesini CDN olarak nasıl ekleriz ona bakalım. Şuradan veya şu Google CDN'i kullanalım. Evet, burada farklı versiyonları var. Artık bunun yerine bunu silip bunu yazdığımda yine çalıştığını görüyorsunuz. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.